Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğniaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Evet. İplerimden de anlaşılacağı gibi arkadaşlar bu şekilde arpa boncuklu hiç modelim yok arkadaşlar fark ettim. Arpa boncukla bu şekilde size papatyanın nasıl yapıldığını tarif edeceğim arkadaşlar. Bu şekilde böyle küçük de bir tane halkan var. En küçük boy halkan var. Şimdi arkadaşlar modelimizin nasıl olduğunu görelim. Bu şekilde modelimiz papatya olacak arkadaşlar. Evet. Modelimiz bu. Şimdi modelimizin yapılışına geçelim arkadaşlar sarı ipimize iki tane zincir çekiyorum bu şekilde arkadaşlar ipimi tığıma bu şekilde sabitledim halkamı alıyorum bu plastik halkamın en küçük boy olduğunu söylemiştim arkadaşlar ve halkamın içine sık iğne ile ipimi bu şekilde buraya tutturdum içine tam 16 tane sık iğne yapacağız arkadaşlar bu şekilde 16 tane alıyor 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 tane oldu arkadaşlar. Üç tane daha yapalım. 14 ve 15 16 16 tane halkamızı sık iğnemizi halkamıza doldurduk arkadaşlar. Buradaki ilk yaptığım sık iğnemin içinden ipimi çıkarıp sonra buradaki ilmeğimin içinden geçiriyorum. Buraya bir Sahte sık iğne yapıyorum arkadaşlar Şimdi arkadaşlar bunu koparıp beyazla da yapabilirsiniz Fakat e, Bu bir model amaçlı hem de Farklı sarılı nasıl oluyor Koparmadan bu şekilde devam etmek istiyorum 6 tane zincir çekiyorum buraya 5-6 tane zincirimi çektim Arpa boncuğumu alıp Bu şekilde tığıma taktım arkadaşlar Arpa boncuğumu tığıma taktım Hemen yanındaki bakın bunun yanındaki sık iğnemin içine girdim sonra bu ipimi tekrar arpa boncuğumun içinden geçirdim arkadaşlar bakın sizin eliniz sıktır 7 çekersiniz veyahut da daha gevşektir 5 çekersiniz bu arpa boncuğun kenarına göre zincirinizi kendiniz ayarlarsınız tekrar 6 zincir 6 zincirimi çektim Bakın arkadaşlar buradan hemen sarı renk bir de arkadaşlar beyaz patladığı için kamerada daha güzel gözüktüğünü düşünüyorum. İnşallah öyle güzel gözüküp güzel bir video çekimi olur. Altı zincirimiz çekiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi arpa boncuğumu tığıma taktım. Ve bu şekilde taktım. Dibindeki Sık iğnemin içine bu şekilde kapatıp çektim. Buraya sık iğne yaptım. 6 zincir. 6 zincirimi kapattım sık iğnemi. Bu şekilde kapatıyorum ikinci arpa boncuğumu. 1 2 3 4 5 6. 6 zincirimi çektim. Arpa boncuğumu buraya taktım bu şekilde. Hemen yanındaki sık iğnemin içine giriyorum arkadaşlar. Ve buradan bir tane sık iğnemden ilmek çıkarıp çıkardığım ilmeği arpa boncuğuma takıyorum. 6 zincir. 6 zincirimi çektim. Kapattım buraya bu şekilde. Tekrar 6 zincir. Arpa boncuğumu alıyorum. Taktım buraya hemen yanındaki sık iğneme arkadaşlar Tığımın başıyla bu şekilde ipimi çıkardığım ipimi sık iğne olarak kapattım buraya. altı zincir. 6 zincirimi kapattım bu şekilde yandaki sık iğneme. 4 tane oldu arkadaşlar bu şekilde. Yine 6 zincir. 6 zincirimi çektikten sonra arpa boncuğumu alıp takıyorum tığımın ucuna hemen yanındaki sık iğneme girdim bu şekilde ilmeğimi çıkardım ilmeğimi de arpa boncuğumun içinde çıkardım tepesinde sık iğnemi yaptım arkadaşlar bu 5. arpa boncuğum 6 zincir çektim hemen yanındaki arpa boncuğumun yuvasını kapattım bu şekilde Arkadaşlar 6 zincirimi çektim. Hemen dibindeki sık iğneme kapatıyorum bu şekilde. 5 oldu arkadaşlar. Şimdi buraya 6 zincirimi çekiyorum tekrar. Arpa boncuğumu alıp taktım bu şekilde. Yandaki sık iğnemin içine girdim. Kapattım burayı arkadaşlar bu şekilde. 3 6 Yine 6 zincirimi çektim arkadaşlar. Buraya dibine kapatıyorum. Dibindeki sık iğneye kapatıyoruz hep arkadaşlar. Yine sonuncu arpa boncuğum için 6 tane zincir çekiyorum. Alıyorum bir tane arpa boncuk takıyorum tığımın ucuna buradaki hemen dibindeki sık iğneden bir ilmek aldım o aldığım ilmeği arpa boncuğumun içinden geçirdim tekrar 6 zincir altı zincirimi hemen bu dibine arkadaşlar kapatıyorum bu şekilde sık iğne yapıyorum bir tane de zincir çekiyorum kopardım ipimi şekilde. Şimdi ipimi arkada arkadaşlar şöyle bir ilmek bulup çekelim ve orada yakalım. Evet arkadaşlar Papatyamız hazır bu şekilde. Şimdi papatyamızın yeşile tutturma işlemine geleceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tutturma işlemi de bu şekilde olacak. Böyle yapraklar arasında papatyamız açacak. Şimdi arasına arkadaşlar 3 tane koyalım. 2 tanesini ben yaptım. Bir tanesini de beraber yapalım inşallah. Şöyle tığ battıma sık iğne ile girdim. Üzerine bir zincir çektim. Zincirimin üzerine bir tane örümcek yaptım. 2 3 Yaprağımız için 3 tane arkadaşlar çünkü yaprak kısmı ve sık iğne kısmı için şöyle uzun bir tırabzana ihtiyacımız var. O yüzden 3 tane doluyorum tığın başına. 2 zincir çekiyorum. Bir defa dolayıp yaprağımızın yapımına başlayalım arkadaşlar. Bir tane doladım. 2 2. Bir defa doladım. 1 2, 2, 3 2 defa doladım. 1, 2, 2, 2 4 tane bu şekilde trabzan yaptım. 4 zinciri çektim. Bu dördüncü trabzanımın arasına girip tomurcuğumu kapatıyorum. Ve geri kalan kısmına 4 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3 ve 4 4 tane sık iğnemi yaptım. Beşinciyi de bu şekilde kapattım. 3 ve 4 arkadaşlar. 5. de yine yandaki tığ battıya kapatarak yaprak işlemimizi bitirdik bu şekilde. Yaprağımız bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi papatyamızın tutturması için yuva hazırlayalım. Onun için iki defa doluyorum. Çünkü yaprak kısmı yok. Fazla uzun trabzana ihtiyaç da yok. 1 2 2 2 Bir tane zincir çekiyorum Papatya alıyorum arkadaşlar papatyanın tersini düzünü kontrol edelim Burada ters tarafı bana bakacak Ters tarafı bana bakacak Arkadaşlar şu kısım Bu tarafta olan sağ tarafta olan zincirin arasına Bu şekilde girdim Bunu buraya kapatıyorum Tekrar bir zincir çektim Bu şekilde trabzanıma dönüp bir sık iğne yapıyorum Evet Gördüğünüz gibi bir tarafından tuttum sonra öbür tarafından da öbür sık iğneli trabzanımla tutturacağım. Buraya arkadaşlar 6 tane bu şekilde sık iğne yapıyorum. Ve hemen yandaki tığ battıya da 6 sık iğnemden sonra kapattım. Tekrar bir zincir çekip papatyamın diğer kanadını tutturmak için buraya bir örümcek yapıyorum. 2 defa doladım tığımın başına 2 tığ battı atlayıp 1 2 2 2 olarak buraya bu şekilde bir trabzan yaptım şimdi yine bir zincir çekiyorum bu sefer arkadaşlar öbür arpa boncuğumun bu tarafından sola bakan sola bakan yerinden tutturuyorum İlk önce sağa bakan sonra da sola bakan yerinden yine bir zincir çektim bu şekilde arkadaşlar bu şekilde tutturdum. Sık iğneme kapatıyorum bir zincirimi. 6 tane sık iğne yapıyorum bu trabzanıma. 1 2 3 3 4 5 6 Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle yapalım arkadaşlar. Yedinci ile yandaki tığ battıya kapattık bu şekilde. Şimdi burası tamam arkadaşlar. Ve buraya bir tane daha yaprak yapalım. Şöyle hep beraber bir örümcek yaptım. Üç defa tığın başını doluyorum. İki tığ battı atlayıp üçüncü tığ battımın içine. Bir, iki, 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 iki. iki. Bu şekilde bir trabzan yaptım. Şimdi arkadaşlar iki zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Yaprağın yapımına başlıyoruz. 2-2 aldım. Bir defa doluyorum. 1-2-2-3 2 iki, iki, i̇ki defa doladım. Tırabzanıma girdim. 2-2-2 4 tırabzanım oldu. Hemen 4 zincir. 4. tırabzanıma kapattım. 1-2-3 üç, 4. Beşinciyi bu şekilde arkadaşlar. Trabzana kapatıp yaprağımı bitiriyorum. Buraya da yine 4 tane arkadaşlar sık iğne yapıyorum trabzanıma. Bunu da bitirip hemen yandaki tığ battıya bir tane sık iğne ile geçiyorum. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok hoş ve çok güzel bir model oluyor arasına tam 3 tane olacak şekilde Şimdi arkadaşlar Bunu biz burada koparalım İpimi yakıp geleyim arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ütüsüz üt hali bile çok şahane duruyor Çok hoş duruyor arkadaşlar papatyaların yeri bende bir başka Hangi papatya olursa olsun arkadaşlar hangi Model olursa olsun Çok severim bu papatyayı Evet Şıkır şıkır bir model oldu arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Yapıp örtünü arkadaşlar da güle güle kullansınlar. Evet modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.